Allah'ın izniyle Türkiye hiçbir şey olmaz. İnşallah. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türkiye yaptığı, canlı olarak yaptığı açıklamanın kısa bir bölümünü ekranlarınıza getirmiştik. Tekrar inanıyorum kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Sayın. Söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanım, yayındayız. Abdülkadir Selvi ile birlikte yüksek müsaadelerinizle sen sor önce. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, bugün demokrasiye sahip çıkma günü. Bu hareket emir komuta zincirinde mi? Bu yönde bildiriler yayınlanıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ne diyeceksiniz? Kesinlikle burada emir komuta zinciri falan çalışmamaktadır. Şu anda emir komuta zinciri falan tamamıyla askıya alınmıştır, çiğnenmiştir ve emir komuta zinciri içerisinde olanlar şu anda ne yazık ki altın üste yönelik burada atılmış adımlar söz konusudur. Zaten bu ülkede cumhurun başı olarak ben cumhurbaşkanıyım ve başkomutanım aynı zamanda. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da yargı zaten hemen cevabını verdi. Gereği neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmaz. Sayın Cumhurbaşkanım, Genelkurmay Başkanı'nın rehin tutulduğu bazı komutanlarla birlikte bir iddia dolanıyor, bir haber dolanıyor. Anadolu Ajansı da geçti. Bu konuda bilginiz var mı acaba? Bu tür haberleri ben de duydum. Ama şu anda nedenli sağlıklıdır onu tabii tam bilemiyoruz. Biliyorsunuz bu tür olayların olduğu zamanlarda hava iyice bulanık olur. Şu anda da böyle bir bulanık hava söz konusudur. Ve bu havayı bulanık hale getirenler bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorsunuz. Meydanlara çağırıyorsunuz. Bu çağrınızı biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu darbe girişimi bastırılıp buna kalkışanlar adalet önünde hesap verebilecek mi? Kesinlikle bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyecekler. Ve bu şu anda demokrasiye inananların işini de kolaylaştıracaktır. Ama onlara da bunun bedelini çok ağır ödettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, birkaç cümle daha rica etsek şu an için. Şimdi gerçekten herkes çok tedirgin oldu. Hepimiz evlerimizde çocuklarımız biz konuşurken ne demek darbe diye sorarak biz evlerden çıktık. Küçük çocuklardan bahsediyorum. Pek çok iddia var. Bazı yerlere ateş açıldığı yönünde. Hatta sizin... Şimdi siz nasıl stüdyonuza geldiyseniz, Sayın Selvi nasıl stüdyosuna geldiyse, ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı beraber verin. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden... Meydana geliyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden halkımızın bir talebi var. Şu anda bu yayınımız Türkiye'de tüm haber kanalları tarafından veriliyor. Lütfen biraz daha yayında kalıp halkımıza çağrınızı tekrarlar mısınız? İkincisi, darbeciler başarılı olacak mı? Halk bunu soruyor. Bu yönde kaygılar var. Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, siz de gelecek misiniz Ankara'ya? Evet, tabii. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Kolay gelsin, iyi akşamlar diliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyoruz. Bugün demokrasiye sahip çıkma günüdür efendim. Sağ ol. Evet, Abdülkadir Selvi doğru söylüyor tabii ki. Demokrasi vazgeçilmezimiz. Askerimiz, polisimiz mi? Hepsi bir bütündür. Hepsi yiğittir, hepsi aslandır. PKK tehlikesi varken
bizim böyle içte heyecan veyahut kargaşaya sebep olacak olayların içine girmemiz mümkün değil. Allah hepsini hayra tebdil edecek inşallah. Biz modern bir ülkeyiz. Bizde demokrasi gider. Akılcılık gider. Sevgi gider. Birleştiricilik gider. Bunun dışında bir şey olmaz. Biz askerimize, polisimize moral verecek, onları hoşnut edecek bir şey yapalım. Devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah. Allah her şeyi hayra tebdil etsin. İnşallah. Hayırla sarsın, nuruyla sarsın. İnşallah. Bütün güç kuvvet Allah'ın elinde. Allah dilemeden yaprak düşmez. İnşallah. Biz hiç kimsenin acı çekmesini, sıkıntı çekmesini istemeyiz. Damla kan aksın istemeyiz. Asker bizim askerimiz, polis bizim polisimiz, millet bizim milletimiz.